Fütuhat-ı İslamiye Nehri Ceyhun'dan Septe Boğazı'na kadar imtidad ederek varidat Mervanlanayı pek çoğaldığından hazine doldu. Hazreti Osman radıyallahu bol bol atiyeler ihsan etmeye başladı. Medine'de servet çoğaldı. 400 bin dirheme bir bahçe ve 100 bin dirheme bir at alınıp satılırdı. Medine'ye yeniden yeniye pek çok binalar yapıldı. Bir ucundan Seriha dağına kadar imtidad edilir. Cemaat-i Müslümini daima Mescid-i Nebevi'de görmekle meşhur olan Ebu Zer, Seri Dağı eteklerindeki bahçelerde bir takım ademlerin köme köme oturup da sohbette olduklarını görünce teessüf ederek. Hemen defaten taraf taraf nümayan olacak bir gayret-i mahfufe ve dillerde destan olacak bir muharebe hanifi ile ehl-i Medine'ye müjde. Diyerek soruşup huzur halifeye gitmiş Hazreti Osman radıyallahu anh'a ya Ebader, Şam ahalisi senden hiç şikayet ediyor. Dedik de Ebu Zer de keyfiyeti anlattı. Anı üzerine Hazreti Osman ya Ebader, Nasır düh üzerine sövüp devletmek mümkün olmaz. Benim üzerine lazım olan anların beyninde Allah'ın emriyle hükmetmek, anların beyninde Allah'ın emriyle hükmetmek ve anları adli itidara terk eylemektir dedi. Ebu Zer de Amiya benzi sadakat ile ciran ihvanlarına ihsan etmedikçe, rabbalarını gözetmedikçe bir anlarda razı olmalıdır. Mecliste hazır bulunan Kâb-ül Ahbar, farizayı eda eden borcunu ödemiş olur. Dedik de Ebu Zer ey Yahudizade, sen kimsin ki böyle bahse karışıyorsun? Diye asa ile vurdu, Kâb'ın başı mecbur oldu. Bu halde Ebu Zer'in ceza görmesi lazım geldi. Anın buna bir diyeceği de yok idi. Fakat Hazreti Osman radıyallahu anh Kâb-ül Ahbar'dan bu hakkın kendisine bağışlanmasını rica etti. O da bağışladı. Ebu Zer radıyallahu anh artık Medine'de duramayacağını anladı ve Hazreti Osman radıyallahu anh'a hitap etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem binalar Seriha dağına vardık da Medine'den çık diye bana emretmişti. İzin verilmesin çıkıp gidelim dedi. Hazreti Osman da izin verdi. Medine Münevvere civarında Rebeze namı kariyeye gitti. Hazreti Osman ona bir sürü deve, bir iki köle verdi ve miktar kifayi erzak tayin buyurdu. Muaviye dağının ayağını Şam'dan Rebeze'ye gönderdi. Sonra Ebu Zer radıyallahu anh Rebeze'de bir mescid bina etti. Gelip gidenlere Adid-i Şerife ve vesair dini rivayet ve talimi ile meşgul oldu. Namazda ikamet olunduğunda halifenin tahsil memuru Mücaşiye nam kölesi Ebu Zer'e ihtiramın imameti geç diye teklif ettik de Ebu Zer sen geç zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana eğer senin üzerine burnu kesik bir köle bile memur olsa sözünü dinle. Bana itaat eyleceği buyurmuştu. Sen kölesin, sorunuz gelip de dedi. Tebük seferinde Ebu Zer İfari radıyallahu devesi yolda yürümediğinde ağırlığının arkasını alıp yürümüş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme mülaki olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Rahimallah Ebu Zer yemşi vahde ve yemurtu vahde ve yübresi vahde. Yani Ebu Zer yalnız gezer, yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız haşrolur buyurmuştur. İbn-i Sad'ın rivayetine göre İbn-i Kayyum diyor ki Ebu Zer Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında Rebze'ye nefredilmişti. Orada ifat ederken yanında haremi ile kölesinden başka kimse yoktu. Ebu Zer radıyallahu onlara şöyle vasiyet etmiştir. Ben ölünce beni gasp edip kefenleyiniz. Sonra yolun ortasına bırakınız. Oraya gelen ilk kervana bu ölü Peygamber'in dostu Ebu Zer'in cenazesidir. Defnetmeyizlere bize yardım ediniz deyiniz. Kadınlar kölesi Ebu Zer'in vasiyetini yerine getirdiler. Bu sırada
Irak'tan bir kafile geldi. İçlerinde Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da bulunuyordu. Az kalsın kafilenin develeri yol üstündeki cenazeyi çiğneyecekti. Şöyle, şöyle hemen ayağa kalktı. Bu ölü Resulullah'ın dostu Ebu Zer'in cenazesidir dedi. Bu sözü işiten İbni Mesud hüngür hüngür ağlamaya başladı. Abdullah İbni Mesud hem ağlıyor hem de Resulullah'ın Ebu Zer yalnız gezer, yalnız ölür, yalnız haşrolur buyurduğunu naklediyordu. İbn-i Kayyum bunu naklettikten sonra diyor ki bu vakadan ibret alınacak menkabeler vardır diye okuyucuları düşünmeye davet ediyor. Radiyallahu anh ecmaîn.